Ha? Bu zile basış, seri parmaklar, baş döndüren ısrarcılık. Necati abiniz geldi. Kumandayı versene. Tabii vereyim. Hı? Necati abi, gençleşmişsin. Oy 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 oy. Aman da aman. Tanıştırayım. Minnak kuzenim Filsu. Necati abisinin kuzusu bu, kuzusu. Bakın bu da onun kuzusu. Necati, kandırma bizi. Senin uyurken sarıldığın kuzun o. Onu bırak da anne tarafından mı kuzenin, baba tarafından mı? Bak şimdi, anne tarafından eniştemi al. Üç kuzen, sonra sola dön. Sonra eniştemi geri bırak, havada kalmasın. Ben Filsu, senin adın ne? Benim adım... Kaç yaşındasın? Nerelisin? Aynı çorabı iki gün giyer misin? Adım 12, yaşım Şakir, çorabım Ortaköylü. Sen, kedi kız. Naber, 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 naber. Nebere, nebere, nebere. Ha? İyidir, 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 iyidir. Tamam, susar mısın? Çok yavaşsın. Ne yapıyoruz? Çok sıkıldım. Aslında alışveriş merkezine bir kaçış oyunu gelmiş. Bence tam bizlik bir macera. İmdat! Cep telefonun içinde mahsur kaldım. Dürülü, 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 dürülü. Ha? Necati? Telefonun seninle konuşuyor. Yok. Filsu arayınca onun sesi çıkacak şekilde ayarladık. Alo Rotti? Hadi nerede kaldınız? Bakalım iki boyutlu kahramanlarımız ekrandan ekrana atlayabilecek mi? Atladı. Bir de geri atlayalım. Hop. Oh. O ekran kapandı Remzi. Hızlı olacaksın bu hayatta. Ablası çocuk ağlıyor bak. Bize kaçış oyununa 5 bilet. İşte buyurun. Ağlamasanız efendim, verdim işte bileti. Ona ağlamıyorum. 5 kişilik bilet parası çok fazla. Şuraya bir imza. Ben de bir şey imzalayayım mı? Ne olur ne olur. Alın, siz de bu kabağı imzalayın. Sevgili görevli, umarım bu bal kabağına okurken çok eğlenirsin. İmza Fil Necati. Yeşil kapıdan girip oyuna başlayabilirsiniz. Yalnız bu odadan kaçmak çok zordur benden söylemesi. Ne kadar zor? Kendi poponun üstünde zıplamak kadar zor mu mesela? Evet evet, zor. Hadi hadi, girelim girelim. Peki karpuz sektirmekten daha mı zor? Karpuz değil, bal bal. Bu odadan kaçması çok 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 zor. 30 saniye sonra. Amma da kolay oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi araba daha bir atik gidiyor. Sanki ağırlığı azalmış. Bir şey mi unuttuk biz? Yok. Beni unuttunuz, beni. Kaçış oyununda kaçamadım ben. Labirent gibi bir yerdeyim. Ha? Necati? Koltuğum hala sıcak. Çok uzağa gitmiş olamam. Telefon yok, bir şey yok. Nasıl konuşuyorsun sen bizle? Beyin dalgalarını kullanıyorum. Hangi beyin? Canavar beyin dalgalarını. Canavar bey, neredesin? Canavar mı? Ne canavarı? Evet evet, burada bir canavar varmış. Ben diyeyim 5 metre, siz deyin domates. Yahu niye domates diyelim? Kal olduğun yerde. AVM'ye geri dönüyoruz. Gelince beni tanımanız için şu yoğurt kabını şapka olarak takıyorum. O ne? İmdat! Çok garip. Kaçış oyunu buradaydı. Yanlış kata mı geldik? Yok, işte 3. kat. İşte patates kokan hava. İşte garip garip bakan sıkıcı adam. Duvarlara dokunmayın lütfen. Yeni sildim, kayarsınız. Yahu duvarda nasıl kayalım? Neyse biz kaçış oyununu arıyorduk da. Bu AVM'de kaçış oyunu yok ki. Nasıl yok? O zaman bu broşür ne? Eski lahmacunu getir, yenisini götür. Güzel kampanyaymış, aldım bunu. Birileri bizimle dalga geçiyor olmalı. Çocuklar, siz Necati abinize bakının. Ben şikayet etmeye gidiyorum. Kim fısladı? Sen mi fısladın? Ben mi fısladım? Hangimiz fısladık? Bu kapı burada değildi daha önce. Ben mi daha hızlıyım, sen mi? Saçmalık. En hızlı ben. Dur, bizi bekle. Kapılama atlayışı. Kim bilir nereye ışınlanacağız atlayışı. Ya! İşte labirent yazıyor. Hadi gelin. Bir dakika, hemen girmeyelim. Necati abim gitmiş olabilir. Buradayım. Bu ses herhangi bir filin sesi olabilir. Benim adım Necati. Vız vız uçar bal yaparım. Tamam, bu kesin Necati abim. Ama labirente girersek çıkması zor olabilir. Hem canavar... Yoksa korktun mu? Ben mi? Ben asla korkmam. Aslında Şakir haklı olabilir. Aman, kime
niye konuşuyorum? Çoktan gitmişler bile. Acaba beni bulabilecekler mi? Keşke bir harita olsa da görsek. Oo, ne kadar da kafa kafaya bir labirent. Affedersiniz. Şikayet odası burası mı? Sizden elektrik süpürgesi aldım ama içine çekeceğini üflüyor bu. Şikayetçiyim. Ne yapayım? Toz alerjim var. Heh, tamam, burasıymış. Merhaba. Çok şikayetçiyim. Kaçış odası bizden kaçıyor. Sıra numarası aldın mı? Sıra numarası yok ki. Aklından bir numara tut. Tuttum. 5. Bilemedin. Sıradaki... Arkadaşım, o kaçış odasını bulmam lazım. En iyi arkadaşım içinde kaldı. Aa, bir dakika, bir dakika. Kaçış odası mı dedin? Yoksa sana uzatılan sözleşmeyi okumadan imzaladın mı sen de? Evet. Oho, yandın. Elimdeki kutudan imzaladığın sözleşmeyi bulup yırtman lazım. Eğer bunları teslim edersem arkadaşının başı çok büyük derde girecek. Ha? Ne yazıyordu ki o kağıtta? Neyse, dur bulalım o zaman. Dursana! Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Seni bulmaya çalışıyoruz. Olduğun yerde dur. Üzerimde değerli bir şey yok. Alın şu don lastiğimi ve beni rahat bırakın. Necati abi, biziz. Hareket etme. Aa, soyguncular adımı da biliyor. Tekerlerimi kaldırıp çaça dansı da yapayım mı? Hayır. Çok geç. Çaça, 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 çaça. Çaça. Arkadaşım, ne acelen var? Gel 2 dakika bakalım şu sözleşmeye. Olmaz. Bunları teslim edip bakkala gideceğim. Yoğurt almam lazım. Akşama mantı var da. Yoğurt lazım demek. Mandıra namına yoğurdunuza el koyuyorum. Güzelmiş. Sarımsaklısı var mı bunun? Yetiştim. Abi, senin sözleşme ayaklandı, kaçıyor. Yok artık. Oldu olacak, kanatlanıp uçsun bir de. İşler daha ne kadar kötü gidebilir ki? Abi, yoğurdun ödemesi nasıl olacaktı? Çamurla ödesem olur mu? Yok, böyle bulamayacağız. Zaten öyle, nasıl bulalım ki? Farklı bir bakış açısı deniyordum. Daha iyi bir fikrin mi var? Var var. Ne varmış? Fil düdüğü var bende. Çıkan sese filler çok duyarlı. Bak. Masa için köfteleri hazır. Masa için köfteleri hazır. Bu düdük canavarları da çağırıyor olabilir mi acaba? Masa için köfteleri iptal. İptal dedim. Dur, kaçma. Of. Affedersiniz. Tavuk dürüme benzeyen bir sözleşme kovalıyordum da. Bu kapıdan mı girdi acaba? Terapist hanım, şöyle sağıma bakınca dev bir konuşan puding görüyorum. Sağına bakma o zaman. Sen nasıl psikologsun arkadaşım? Psikolog değilim ki, ressamım. Yandan çiz dedin, çizdim. Nasıl olmuş? Sizin muhabbetiniz de hiç çekilmiyormuş. Çöp adam çizimim başarılı ama biraz şiş çıkmışım. Çöp şiş yani. Terapisten randevu alıyorum sizin için. Evet, lütfen. Anneciğim, bülbül yuvası gibi kafam var. Ne tatlıyım. Köfte sesi duyduğuma yemin edebilirim. Acaba İnegöl köfte mi, Tekirdağ köfte mi? Aman canım, sağlıklı olsunlar da gerisi önemli değil. Necati abi, neredesin? Elma dersem çık, armut dersem çıkma. Lavaş, lavaş. Lavaş, çık ama önce haber yolla demek. Bunu herkes bilir. Uçun baloncuklar, uçun. Çocuklara haber salın. Necati abiniz geliyor deyin. Abi, çok şey istiyorsun. Pıt derim en fazla. Bak, üfleyim şimdi. Üf! Ay, dur, üfleme. Tamam, tamam. Necati abiniz geliyormuş. Bu ne? Boğazıma kaçtı. Canavar mı bu? Yoksa sütlaç mı? Sütlaçlar böyle bağırmaz. İmdat! Filsu! Canan!
Şekariye! Benim adımı yanlış söyledi. Kaçın! Ne o? Canavardan korktun da kaçacak mısın yoksa? Tabii ki evet. Ben de. Olamaz. Çıkmaz sokak. Emin misin? Belki ısrar edersek çıkar. Herkes sıkı tutulsun. Uç gücü. Filsu tam havalı çıktı. Hey, hello. Çocuklar kaçmasanıza. Benim babanız. Babacığım. Necati saçmalama, Remzi ben. Bakın. Kırmızı bir kapı var burada. Başımıza ne geldiyse şu kapılardan geçmekten geldi. Bence geçmeyelim. Baba, dev ayakları olan bir şey bize bakıyor. Merhaba canavarcık. Ben deyim kafam kadar, siz deyim kornişon hıyar. Kornişon hıyar. Tebrikler. Kaçış oyunumuzu en hızlı bitiren ekip siz oldunuz. Ama biz çıkmıştık. Arabamdaydım ben. Oyunun bir parçası. Simülasyon yani. En başından beri odadaydınız. Daha yeni çıktınız. Labirent? Canavar? O da oyundu. Cebime kalan kurabiye. Ver bakayım. Bu gerçekmiş. O zaman hadi oyun salonuna. Uç hovarey. Yaşasın. Bir dakika. Ya bu da gerçek değilse? Ya hala kaçış oyunundaysam? İnegöl köfte mi? Tekirdağ köfte mi? Köftelerden birini seç ve gerçek dünyaya giriş yap. Bu kim? Anneciğim! Bu duvarın içi boş gibi. Dur bir de şu kapıya bakayım. Kapı çalıyor. Kim geldi? Siz geldiniz Necati. Neler oluyor? Hazırlık yapmalıyız. Öğretmen ödev olarak fasulye tanelerini çimlendirmemizi istedi. Necati sen ne yapıyorsun peki? Öğretmenin eniştesi tarlaya fasulye ekecekmiş. Benden traktörü istedi. Ben fasulyeme çok ilgi göstereceğim. Öyle bir çimlenecek ki yemyeşil olacak. Çok da karıştırmaya gerek yok. Biraz pamuğa fasulye tanelerini koy, su ekle, işte bu kadar. Evet, çok karıştırmaya gerek yok. Biraz teker, azıcık traktör kornası, bir de traktör buldum mu tamamdır. Çekili yoldan. İşte bu kadar kolay. Benim fasulyelerim niye çimlenmedi anlamıyorum. Fasulyelerim rahat etsin diye pamuktan yatak yaptım. Hatta masal bile okuttum. Fasulyeleri haşlıyoruz, sonra biraz salça. Necati kitaplar karışmış. Sen fasulyelere masal değil kuru fasulye tarifi okuyorsun. Bu onlar için korku hikayesi olmalı. Patlıcan oturtma diye bir masal olmadığını anlamalıydım. Ben Mirket abiye gidiyorum. Ondan yardım isteyeceğim. Bir varmış bir yokmuş. Kötü niyetli cadı kazanda kazan dibi yapıyormuş. Oo sütlü masallar bayılırım. İşte tut şu karışımı. İşe yarayacak mı bu elimdeki? Hayır, o benim salatalık maskesi karışımım. Seninkisi burada. Al. Nasıl kullanacağım peki? Çok az damlatmalısın. Yoksa çok büyür fasulyelerin. Benim gibi pişman olursun. Abi, bana da yaptın değil mi salatalık maskesi? Sen zaten salatalıksın. Ne maskesi? Salatalıkların da duyguları vardır. Ne demişti Mirket abi? Maskeyi az dök. Sen zaten fasulyesin. Yoksa benim gibi damlatırsın. Galiba dinlememişim. Neyse, hepsini döküyorum ben. Aferin, iyi ediyorsun. Oo, Mirket ne haber? Traktör var mı sende? Ha? Necati, bir sahnede de eksik ol. Bak, sana kimi vereceğim. Oo, ne haber Mirket? Sen kimin etrafında dönüyorsun? Yine olmamış. Ben ne yapacağım şimdi? Yardım isteyelim. Alo, Şakir'in fasulyesi çimlenmemiş. Tamam. Ne dediler? Polis bakmıyormuş o işlere. Manav arayın dediler. Bir dakika. Şu yerdeki izlere bakın. 56 numara, iki ayaklı, toynaklara bakılırsa bu bir fil. Bunlar benim ayaklarım. Hayır. Baksana yatak da dağınık. Şakir'in fasulyesi yataktan kalkıp kaçmış. Onu bulmalıyız. Muhteşem dedektifler iş başında. Necati kendi kıyafetini giysene. Hop, hep sen Remzi oluyorsun. Bir kere de ben olsam ne olur?
Bak, Remzi taklidi yapmak da kolay. Ahaha, ben bir aslanım ve sinirlenince böyle yürürüm. Ha? Öyle yürümüyorum bir kere ben. Hem bir fasulye olsam nereye girerdim acaba? Fasulye kulübüne gidip dans ederdim. Çık 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 çık. Saçmalama Necati. Neyse izler burada bitiyor. Sonra kuyusuz yaşlı bir kertenkele başlıyor. Fasulyeyi Cüneyt mi yemiş? Ha? Yoksa fasulye Cüneyt'i mi yemiş? Biz aramaya devam edelim. Pardon, buradan bir fasulye geçti mi? Yok, buradan 19C, 19F bir de 3 katlı palyaço arabası geçer. 3 katlı palyaço ara... Ha? Düt düt! Ha? Fasulye kulübü mü? Oo, sakalım yok ki sözüm dinlensin. Benim sakalım var ama yine de dinlemiyorlar. Uçan atlar dünyaya istila etmek üzere. Herkes kaçsın. Aa, atımı bağlamayı unuttum. Uçarak kaçmaz umarım. Necati, senin atın yok. Aa, atım yok, imdat. Hadi gelin bulalım şu fasulyeyi. Hop 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 hop. Fasulye değilseniz içeri giremezsiniz. Acil toplantı, acil toplantı. Yarım saat sonra burada buluşalım. Herkes fasulye kostümüyle gelsin. Ben ne yapacağım? Havadaki görünmez altınları topla sen de. İki gün önce burada buluşalım. Ha? Çoktan geç kaldım. Necati, bu ne hal? Brokoli olmuşsun. Pazarda fasulye kalmamış. Ben de brokoli aldım. Ne pazarı? Salı pazarı. Perşembe pazarı çok kalabalık oluyor çünkü. Hem bugün cumartesi. Aman neyse. Sen de burada dışarıyı gözle o zaman. Biz giriyoruz. Senin işin de zor. Kim fasulye kim değil. Fasulyeyi yanlış anlayıp brokoli kılığına girenler de var. Bana öyle bakma. Ben gerçek brokoliyim. Bu kadar fasulyenin içinden nasıl bulacağız bizimkini? Peki. Gel. Daha yüksek bir yerden bakalım. Müziğe ne oldu? Açsanız geri müziğe açın. Onlar da kim? Hop bidi hop bidi fasulye. Onlar da kim? He? Siz de kimsiniz? Oğlum sen de bir şeyler desene. İşte orada. Benim fasulyem. Öndeki fasulyeyi takip et. Oley, tren dansı. Herkes birbirini takip etsin. Baba hadi. Tamam tamam geliyorum. Ça ça ça. İşte o şarkıdaki uçan brokoli arkadaşım evine dönmüş. Sonra ben ona mektup yazdım ama hiç cevap vermedi. Traktör. Fasulyem. Çabuk Necati, kaçıyor. Tamam. Dolmuşa dönüşmece gücü. Doğru. Dolmuşa dönüşemiyordum ben. Koşun. Bir fasulyeyi yakalamak ne kadar zor olabilir ki? Çok zor geçen bir kovalamacadan sonra. Dur artık. Fasulye ödevi için bana lazımsın. Neden kaçıyorsun benden? Fasulye değilim ki. Barbunya'yım ben. Bir dakika. O barbunyaysa fasulye kim? Yoksa ben miyim? Kafam çok karıştı. Demek o yüzden çimlenmiyordun. Fasulye yerine yanlışlıkla seni koymuş olmalıyım pamuğa. İyi de madem barbunyasın, fasulye kulübünde ne yapıyordun? Bizden niye kaçtın bunca zaman? Peki anlatıyorum. Efekti mefekti bir geçiş olsun ama. Tamam, ben de traktör kornasıyla eşlik ediyorum. Hadi, düt düt düt. Fasulyelerin ve barbunyaların tartışması çok eskiye dayanıyor. Hangisi fasulye, hangisi barbunya? Oo, şu kırmızı belekli daha güçlü gibi. Ben de barbunyaların zaferi için bir ajan olmaya karar vermiştim. Ajan barbunya. Memnun oldum. Ben de ajan fil, Necati fil. Bir dakika, olmadı bu. Ama sayfadan çıktım, neyse artık. Fasulye kılığına girip o kulüpte yıllardır peşinde olduğumuz çok gizli bir bilgiyi elde etmeye çalışıyordum. Aa, ne yaptınız bana? 10 yaş genç görünüyorum. Ama siz bana dik dik bakınca kimliğim açığa çıktı sandım. Tüm görevi mahvettiniz. Ve sonra kahraman fil kötü kalpli muzları yenip süt kutularını kurtardı. Efsane masala, efsane son. İşte böyle. Ajanlığı elime yüzüme bulaştırdım. Olsun. İyi bir ajan her zaman mendilini yanında taşımalıdır.
Gel silelim yüzünü. Hata bizim. Merak etme, sana yardım edeceğiz. Necati, bırak sen de ajan barbunyayı. Şimdi gerçekten de fasulyeye benzedin. Plan basit. Necati güvenlik fasulyesinin dikkatini dağıtacak. Sonra biz de gizlice içeri gireceğiz. Merhaba. Ben havuçlu fasulye yemeğim. İçeri girebilir miyim? Havuç gözlere iyi gelir diyorlar. Sen etrafında olan biteni hiç görmüyorsun. Bence bir düşün. Tamam Necati, abartma. Ben senin dikkatini dağıtmıyorum. Arkadaşlarım da gizlice içeri girmeye çalışmıyor, tamam mı? Tamam gibi baksana. Sonra Şakir ve ben muhteşem dansımızla herkesin dikkatini üzerimize çekeceğiz. Bu ne biçim dans? Bu ne biçim dans? Çok dans etmiş. Fasulyeler böyle dans etmez. Yara bak, rezil oldular. Onlar dansımızı hayran hayran izlerken ajan barbunya arka tarafa geçip gizli belgeyi alacak. Bu havuç her şeyi itiraf etti. Barbunyalar gizli belgeyi almaya çalışıyormuş. Ha? Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. Doğaçlama bir şeyler yapın işte. Ben çok güzel doğaçlama sütlaç yaparım. Şimdi tüm fasulyeler sütlaç, sütlaç diye tezahürat yapsın. Hadi. Bir de son uyarı. Doğaçlamayı Necati'ye bırakmayın sakın. Doğaçlama gücü! Bari açık yerden geçseydiniz. Şimdi cereyan yapacak. Kaçın! Yakalayın onları! Merak etmeyin, bir barbunyayı yakalamak ne kadar zor olabilir ki? Çok zor geçen bir kovalamacadan sonra. İçeri girdiler. Kapıyı açmamız lazım. Koç başını getirin. Koç dedim, keçe değil. Bu ne? Hazırda açılmış kapı. Biz uğraşmayalım diye annem evde açıp verdi. Koç başı dedin. Kapıyı kıracaklar. Kapı dünyasına tekrar gitmek istemiyorum. Merak etme Remzi. Ben pipetle kağıt saldırısı yapıyorum. Onları oyalar. Püf püf püf. Hey, üstümüze çikolatalı süt atıyor biri. Affedersin, yanlış pipet. Ben gizli belgeyi barbunyaların sistemine yükledim. Görev başarılı. Yaşasın. Çikolatalı sütten var mıydı acaba? Doğru. Şimdi yakaladık. Siz... Evet, tamam. Geri çekiliyoruz arkadaşlar. Ne oldu şimdi? Pipet saldırısı işe yaradı. Necati Ajan Fil günü kurtardı. Bence gizli belgeyle alakalı bir şey. Sahiden ne yazıyor şu belgede? Bilmem, okumadım ki. Dur bakayım. Barbunya'nın sinyali gitti. Alo. Ne yazıyor? Barbunya da bir fasulye çeşididir. İyi işte. Hepiniz kuzenmişsiniz. Ne kavgası bu canım? İşin iyi tarafı, eğer fasulyeysen çimlenebilirsin demek oluyor. Yani ödevimi yapabilirim. Daha da iyisi, fasulyelerin akrabası olduğun için kapının faturasını sana yollayabilirim. Daha da iyisi, daha da iyisi. Bir şey bulamadım, siz devam edin. Bu bilgi, ben de mi bir fasulyeyim şimdi? Bu biraz ağır geldi. Dinlenmem lazım. Ne demişler? Fasulye yattığı yerden belli olur. Böyle bir atasözü yoktu değil mi? Evet, görelim bakalım çimlenmiş fasulyelerinizi. Şakir, ben fasulye çimlendirin demiştim. Bu bitki fasulyeye pek benzemiyor gibi. Şimdi görürsün fasulye miyim değil miyim? Fasulye kulübü dansı! Çok zevkli. Böyle uçurtmayı ninem de uçurur. Bize daha eğlenceli bir şeyler lazım. Necati, ninen uçurtma uçuruyor. Ben bile uçuyorum. Nineciğim, uçurtma olmuş gidiyor. Nine ülkesine mi gidiyorsun? Öyle bir ülke yok.
Necati abi, bunun güvenli olduğundan emin misin? Her 5 bilim hayvanından 4'ü bu projeyi onaylıyor Şakir. Ben onaylamıyorum. Hadi çek 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 çek. Daha yukarı, daha yukarı. Necati çocuğum, bu türbülansta terli terli uçma. Sıra bende. De! De! Ha! Oğlum at mıyız biz? Düzgünce söylesene. Biri deh dediğinde tutamıyorum kendimi. Dıgıdık dıgıdık dıgıdık. Necati, görmeyeli çok değişmişsin. Eyvah! Ben bu hikayeyi biliyorum. Bir sabah uyuyan Necati kendini dev bir ıspanağa dönüşmüş olarak bulur. Ispanak değilim ben. Ispanak değilsin diye de ağlamaz ki. En fazla baklava değilsin diye ağlarsın. Necati abi o yüzden ağlamıyor ki. Neden ağlıyorsun? Benim adım Yaprak. Rüzgar çıkınca dalımdan koptum ve ağacımı kaybettim. Yaprak adında bir yaprak. Harika. Hay, rüzgarda duramıyorum. Ağacımı bulmam lazım. İlla aynı ağaç mı lazım? Başka ağaçları bir denesen. Ağaç seçme evladım. Ne varsa yiyeceksin. Değil mi nine? Nineler diyarı, beni bekle. Ay, sizi tutunabilir miyim? Oh. Olmaz. Genlerimiz aynı değil bir kere. Ben meşe ağacıyım. Peki size tutunabilir miyim? Hiç düşünme bile. Evet, hiç düşünme. Direkt tutun. Ay, arkadaşım, bıraksana beni. Kusura bakma. Çoktan yapıştırıcı sürdüm üzerine. Sen takıl, ben olgunlaşınca düşerim zaten. Yaprak, bu şekilde ağacını bulamazsın. Başka bir çözüm bulmamız lazım. Buralarda yaşlı bir bilge var. Belki o bana yardım eder. Hep yaşlı bilge, hep yaşlı bilge. Yok mu şöyle sıradan bilge olmayan bir yaşlı? Ben varım. 700 yıldır bir bilgeliğimi gören olmadı. Ama Sincaplar Komitesi gelecek sene gelip beni bilge ilan edeceklermiş. Yaprak, bence sen boş ver bilgeyi. Bizimle şehre gel. Başka bir uğraş bul kendine. Olabilir aslında. Ay, en azından orada uçup gitmem sonuçta. Bahar'ın müjdesi. Necati ağacı ilk meyvesini verdi. Necekado. Şehirdeki hayatına yaprak zarması olarak devam edebilirsin. Yaprak zarmasına herkes saygı duyar. Evet, şekil binaya bakarsan saygı duyan bir Tanju görebilirsin. Tanju, saygı duy çabuk. Yaprak sarması var dediniz, geldim. Burada sadece yaprak var. Biz sarmasını bilmiyoruz. Sen yardımcı olursun diye düşündük. Gofrete batırmayı denediniz mi? Bu çok saçmaymış. Sarma falan olamam ben. Ben sana sarma olamazsın demedim. Ben sana dolma saramazsın dedim. Ne saçmalıyorsun abicim, anlamıyorum. Şekil bir A'ya bakarsan görebilirsin. Tanju, saçmala bakayım. Al, al. Bakın, havlayan şapka oldum. Güzel saçmaladın. Sana puanım 9. Bozum yok. 10 puan ver, bakkalda bozup geleyim. Konuyu dağıtmayın. Yaprak şehirde ne yapabilir onu düşünmeliyiz. Hadi gelin, benim başka bir fikrim var. Evet, konuyu dağıtmayın. Bu bölüm yaprakla alakalı. Konuşan şapkayla değil. Nerede bu? İşte. Oo, yaprağı berbere çırak mı vereceğiz? Saçmalama Necati. Eminim Şakir'in düzgün bir fikri vardır. Yaprak, seni fön makinesiyle kurutup yaprak koleksiyonuna koyacağız. Böylece çok değerli bir parça olacaksın. Ben ağacımı bulmak istiyorum. Tamam tamam, dur ağlama. Acaba Mirket'e mi gitsek? Belki bize yardımı dokunur. Biz niye gidiyoruz? 3 kere Mirket diyelim, Mirket bize gelsin. Mirket, Mirket, Mirket. Uçurtmamı bulamıyorum. Gözünde ya nane. Yaşlı olak işte. Öncelikle incelemelerim sonucu şunu söylemeliyim ki... Bu bir konuşan yaprak. Ben yaprak kostümü giymiş bir ananas sanıyordum onu. Vay canına. Necati, dalga geçme. Emin ol dalga geçmiyor. Sen devam et. Gerisi zaten kolay. Şunu şuna bağlasak, genlerini de sisteme girelim. İşte bu cihaz yaprağın ağacının yerini gösterecek size. Yaşasın! Çok teşekkür ederim. Kurtardın beni. Borcunuz 100 lira. Ne? Artık paramı alacaksın bizden. Bundan sonra böyle. Bedava portal, bedava lazer kılıcı dönemi bitti. Tamam, yaz bunu bir kenara. Şimdi bir de bir portal aç bize.
Maaş günü hepsinin parasını toptan veririz. Açıyorum. Kısa mesafe mi? Hemen az ilerisi. Tamam, açtım. Portal metreyi açık tutuyorum. Bip 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 bip. Çok garip. Bu cihaz kafasına göre bipliyor sanki. Bip bip bip. Cihazın bip bipi bozulunca ben devraldım o işi. İstiyorsanız tıt tıt diyebilirim. Ağacımdan çok uzun süre uzak kaldım. Kendimi iyi hissetmiyorum. He, dayan yaprak. Bırakma kendini. Sarı renge nasıl dönüştüğünü bana anlatman lazım. Sarı Necati çok güzel olurdu çünkü. Ay, ben devam edemeyeceğim. Siz beni arkada bırakın. Tamam. Ne yapıyoruz? Patsocuya gidelim mi? Hayır. Ağacımı bulup bana getirmeniz lazım. Çok zamanım kalmadı. Hadi hemen bulalım şu ağacı. Cihaz şu yönü gösteriyor. Gelin benimle. Bu kadar şov yapmana gerek yok Remzi. Zaten iki tane yön var. Sana inat, ben öbüründen gideceğim. Patsucu'ya gitmiyorsun Necati abi. Patsu'yu aklıma niye soktum ki? Çok garip. Şehre geldik. Burada ağaç ne gezer? Her yer bina. Aslında her bina bir tane sokak ağacı sahiplense sorun çözülür ama neyse. Ağaç bakım dükkanı mı? Cihaz burayı gösteriyor. Ben de anlamadım. Hadi girip bakalım. Ağaç bakım dükkanı. Benim arkadaş ağaçlara bakıp bakıp duruyordu. Sonra anladı ki ağaç bakanmış. Ağaç kakanın kuzeni. Ne yaptın? Ne yaptın? Arkadaşım, yapraklarım dökülünce kötü hissettim. Kendimi süslettim işte. Neyini anlamıyorsunuz? Süs bakayım. Cevap veriyor bir de. Arkadaşımız yaprak senin yüzünden hastalandı. Ona yardım etmen lazım. Üzgünüm. Artık istesem bile yaprağı geri alamam. Yeni süslerimden hiç yer kalmadı. Bıyığınız tam süslemeye müsait. Eğer izin verirseniz başyapıtım olur. Sizinkisi gibi bir bıyık zor bulunur çünkü. Remzi, çabuk gidelim buradan. Bıyığımın üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. Bıyığımı olduğu gibi seviyorum, tamam mı? Ne yapacağız şimdi? Yaprağa nasıl söyleyeceğiz ağacın onu istemediğini? Ormana geri dönelim. Belki şu yaşlı bilge yardımcı olur. Necati, ne yapıyorsun? Elimiz boş gitmeyelim diye odun almıştım. Böyle olmamış değil mi? Durun şu kırtasiyeye de hediye paketi yaptırayım iki dakikada. Hadi Necati, hadi. İki dakikamız yok. Tamam tamam, şuraya bırakıyorum. İhtiyacı olan biri alsın bari. Hop, odun lazım mı? Bilge kişi, sensin. Bari bir kozalak götürseydik eğlenirdik. Kozalağı söylemesi bile komik. Çünkü kozalak. Efendim? Çocuklar, Bilge'yi buldum. Bir yere gitti yok. Havada dönüp duruyor. İki dakikanın lafını yaptınız bana. Yardım edin. En iyi yaptığımız şeyi yapmanın sırası geldi. Oley! Çaresizce oturup ağlamak. Uçurtmaları hazırlayın. Yaprağı kurtaracağız. De! Daha yukarı. Daha yukarı. Çok oldu. Aşağı biraz. İşte bu. Ağacımı getirdiniz mi? Hayır, ama ondan çok daha iyisini getirdik. Pişmaniye! Sus artık. Bilge devrelerime zarar veriyorsun. Ha? Yaşlı Bilge bir oyuncak makinesi miymiş? Burada soruları ben sorarım. Söyleyin bakalım, neden geldiniz? Ağacım rüzgar. Burada cevapları da ben veririm. Biliyorum neden geldiğinizi. Bilgeyim ben çünkü. Ya hep kötü oyuncaklar kalmış. Olsun, yine de deneyeceğim. Hatata hutata. Dur. Yapma. Bilge kişiyi yenmek de amma zormuş. Gel bir de taş kağıt makas oynayalım. Sen makas yerine kepçe yapabilirsin. Ağacımdan uzak kaldığım için hastalandım. Ne olur yardım et bana. Saçmalama, hasta falan değilsin. Nasıl hasta değilim? Saçma sapan işlerle uğraştığın için yoruluyorsun sadece. Yaprak sarması nedir yahu? Asma yaprağı mısın sen? İyi de ne yapacağım, çürüyüp gideyim mi? Kendini rüzgara bırak ve yaşam döngüsüne katıl. Devam etmek için lütfen 1 lira atınız. Ha? En önemli yerinde gitti.
Çabuk, bozukluğu olan yok mu? Bunlar da tam para tuzağı. Böyle bilge mi olur? Bende sakızlı dondurma vardı. O olmaz mı? Duman çıkartıp kırmızı alarm verdiğine göre kaçsak iyi olacak. Çürüyüp gitmene izin veremeyiz. Bir yolu olmalı. Bilge kişinin sözünü dinlemem lazım sanırım. Çünkü ben bir yaprağım. Hayır, sana dediklerine inanma. Sen zeytinyağlı sarmasın. Umarım bir gün yine karşılaşırız. Hoşça kalın. Hava durumuna göre rüzgar çıkmayacak. Kendimiz yapacağız artık. Yap yap. İşin sihri bozulmadan yap. Seni çok özleyeceğiz. Kendine iyi bak. Elveda. Bir yıl sonra. Güvenlik ekipmanlarım tamam. Ninemin sırtıma koyduğu bez tamam. Cebime doldurduğum yedek tutkallarım tamam. Tutkalı ne yapacaksın Necati? İçime doğdu. Kesin bir işe yarayacak. Yaprak. Ben de yine ıspanak oldum sanmıştım. Yaprak mı gelmiş? Ha? O değilmiş. Ama yaprağın sesini duymuştum. Duydunuz zaten şapşallar. Bakın, toprağa karışıp gübre oldum ve tekrar bir ağacın parçası haline geldim. Nasıl ama? Yaprak yaşasın! Oy, Necati, iner misin tepemden? Çoktan tutkallandım bile. Sen merak etme, ben olgunlaşınca düşerim. Tam Necati mevsimi zaten. Necakado! Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size nasıl çöp atılır onu göstereceğim. Önce çöpü alın, sonra atın. İşte bu kadar. Hata yapma ihtimaliniz yok. Hı? Ama... Hı? Hop, dursana yerinde. Hey! Bozuk bu çöp. Ya. Kafama çöp atmayı bırak. Çöp kutumdan köpek çıktı. Köpekten de buz küpleri çıktı. Tuşa basınca limonata da çıkıyor mu? Burnumu benim. Arkadaşlar bu köpek belli ki üşümüş. Bakın burada bir babaanne battaniyem var. Ama çok ağır olduğu için kaldıramıyorum. Yardım lazım. Videomu beğenip paylaşmayı, bir de köpeğe yardım etmeyi unutmayın. Niye kimse Tanju'ya yardım etmiyor Remzi? Ne? Hırsız mı var? Çabuk bir şey yap. Ha? Abi ne yapabilirim ki, ben vazoyum. Dur, koku saldırısı yapayım. Lahmacun koktu. Lavantalı lahmacun. Bayılırım. Necati sen miydin? Ne yapıyorsun gece gece? Tanju sokakta üşüyormuş. Yardım etmeyenlere internetten kızıyorum. Az sonra da ayran kapağı patlatma oyunu oynayacağım. Necati iyi de sen niye gidip yardım etmiyorsun? Çünkü ben bir sürü üzgün surat bıraktım videonun altına. Bu ne anlama geliyor? Üzüldüğüm anlamına geliyor Remzi. Babanın yine saflığı tuttu Şaki. Abi yastığım ben. Ama bence de haklısın. Aman ne yapıyorsan yap. Beni uyandırma da. Arkadaşım burada kocaman açık pencere var. Sen ne yapıyorsun sinek gibi? Kış kış. Dünkü pijama partisine beni nasıl çağırmazsınız anlamıyorum. Pijama partisi o. Sen kapşonlu giysini hiç çıkarmıyorsun ki. Kesin bir şey saklıyorsun. Doğru söyle. Kafanda saç yerine makarna mı çıkıyor? Ne kadar güzel bir gün değil mi? Sen gülücük mü yolladın az önce bize? Babam yakala. Bedava gülücük. Yakalayın. Şuraya bakın. Çok mutluyum. Kalpler havada uçuşuyor bildiğin. Ben de çok heyecanlıyım. Midemde kelebekler uçuşuyor. Kelebek değil bunlar. Evet kelebek değil. Midem. Cüneyt de suratsız bugün. O her zaman suratsız değil mi? Ben de yollayacağım. Telefonum bozulmuş. Necati ne saçmalıyorsun? Sana saçma surattan yollayacağım. Peki benimki niye olmadı? Yavaş olun kardeşim. Anten yetmiyor hepinize. Teker teker yollayın şunları. Bugün de matematikte durum böyle. Bir sürü eğri var. İşte oklar, moklar, yükselip alçalanlar...
Bakın bu ok şuradan başlıyor, hop buraya kadar geliyor. Soner Bey, ben matematikten şikayetçiyim. Çok ses yapıyor. Ayrıca bizim apartmanda hep komşularla tartışıyor. Hanımefendi lütfen söz kesmeyelim. Matematik Bey, ben Soner Bey'den şikayetçiyim. Çok ses yapıyor. Ayrıca bizim stüdyoda hep seyircilerle tartışıyor. Bir dakika, bir dakika. Arkadaşlarımdan uyarı geldi. Şimdi konuşan seyirci çok şapşalmış. Annemden de bir uyarı geldi. Sabah sütümü içmeden çıkmışım. Ayrıca çok özel bir haberimiz var. Az sonra. Az sonra. Böyle böyle, şöyle şöyle. Yani doktor lazım. Evet arkadaşlar. Tehlike büyük. Eğer konuşurken sadece telefondan ifade yollarsanız ve yüz kaslarınızı kullanmazsanız duygularınız yok olabilir. Arkadaşlarımın uyardığına göre doktorumuz kocaman bir surat ifadesine dönüştü. Hı? Arkadaşlarım panik yapmamamız konusunda uyarıyor. Bıktım bu uyaran arkadaşlarımdan. Panik yapın. Herkes panik yapsın. Surat ifadesi Bu neydi şimdi? Filmlerde kötü olayları hep televizyondan duyuyorlar. Ama biz evde değiliz. O yüzden televizyon dükkanının önünde duruyoruz. Ben bu rengarenk şekilleri çok seviyorum. Hem bip sesi de geliyor bak. Bip. Televizyonun kalitesi de amma kötüymüş yalnız. Zar zor gördüm. Al işte, televizyoncuyu alattır Remzi. Oy 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 oy, şu tatlılığa bak. Cartoon Network kanalını açayım mı sana? Arkadaşım bu kadarı da fazla. Ağlayacaksanız da kendi suratınızla ağlayın. Başka suratlar getirmeyin. Doğru, bana surat yapma. Ya da yap. Ama şu komik palyaço suratı var mı sende? Ondan yapsana. Yok, böyle olmaz. Bu millet şaşırmış. En iyisi Mirket'e gidip bir soralım. Bakın bakın, böyle dokununca sinirli surata dönüşüyorlar. Necati, gitsek iyi olacak. Tam da tahmin ettiğim gibi. Dolmaları gece dolaba kaldırmayınca bozulmuş. Yapacak bir şey yok. Ben buzdolabına koymadan yiyorum hepsini. Aslında evdeki buzdolabını satsam mı? İçine bir şey koyamadan bitiyor yiyecekler. Mirket abi, sana anlattığım konu daha önemli. Lütfen ilgilenir misin? Neyse, tamam tamam. Bir inceleyelim şu suratları. Necati, tüpü koy bakayım şu mikroskoba. İlginç görünüyorlar. Mor hücreler. Ha? Kulakları var. Merhaba. Necati, çek elini oradan. Şurada bilim yapmaya çalışıyorum. Al Mirket abi, ihtiyacın olan tüp. Acilen neler dönüyor öğrenmemiz lazım. Şimdi anlayacağız neler olduğunu. Evet. Bir çeşit surat ifadeli, şekilli, küçültük değişik bir hastalığa benziyor. Bu gördüğünüz surat ifadelerine sakın yaklaşmayın. Oo, çok tehlikeli diyorsun. Yani bu elimdeki tüple oynamamalıyım, öyle mi? Böyle de atmamalıyım, değil mi? Hop, hop. Pardon, ne olur sinirlenme. Necati, ne yaptın sen? Eyvah, Mirket domates el işleme döndü. O da böyle sinirlenince kızarırdı. Kaçın! İşte, şurada gülen suratlar var. Onlar kesin iyidir. Bunlar gülen surat değil. Gülmekten ağlayan suratlar. Bence ağlamaktan gülen surat bunlar. Çok ağladık, biraz da gülelim demişler. Bu ne şimdi? Belki arkası dönüktür. Arkamızı dönemediğimizi hala öğrenemedim bir Şakir. Bak, sağa sola oluyor. Takla bile atıyorum ama arkamı dönemiyorum. Ben karton bir karakterim. Böyle alkış tutulmaz. Biraz neşelen. Yıldız mı? Zararsız gibi. Bir yıldız ve bir ninja yan yana geldi. Bu dünyanın en tehlikeli ikilisi. Daha Necati ve Poğaça ikilisini görmemişler. At durun Kimbona'ya, koşa baka. Bu tarafa, bu tarafa. Üstümüze geliyorlar. Çekilin, çekilin. Yoksa şapşal suratı üzerinize atarım. Necati, Remzi'yim ben. Şapşal surat değil. Pardon. Buraya gelin. Taş konuştu. Yok abi, taş hiç konuşur mu? Ses şuradan geldi. Koşun.
miyiz? Neden acaba? Bence burada internet yok, o yüzden. Ben niye dördüncü çöpten değil de buradan çıktım? Necati çekil, sıkıştım. Dur dur, tekrar girelim. Bu sefer olacak bence. 3, 2, 1, hoparey! Demiştim. Bir şeyler yapmamız lazım. Böyle çöpten farkımız yok. Benim bir fikrim var. Ne zaman zor bir duruma düşsem bir yerden gofret bulurum. Sonra paketini açmadan 30 gün yanımda taşırım. Sonra? Sonra son kullanma tarihi geciktiği için yiyemeden atarım. Çünkü paketin içindeki paket kadar güzel olmaz. Tanju, burada saçma lafları ben söylerim. Lütfen replik çalma, davulları çal. Çünkü Şakir bir şey söyleyecekmiş gibi bakıyor. Peki. Tanju abi doğru söylüyor. İçindeki her zaman dışındaki gibi değildir. Yoğurt da içecek değildir. Ama su karıştırıp içmesini biliyorsunuz. Şunu diyorum. Fark ettiyseniz içlerinde farklı olan bir tane var. Üzgün surat. Belli ki bir şeyler ona doğru gelmiyor. Belki onu kazanabilirsek bir şansımız olabilir. Ben yakındaki parkta görmüştüm bir tane. Bana bakıp üzülüyordu. Bıyıklarımı kıskanmış olabilir. Hedef orada. Sessiz olmalıyız. Nasıl yani? Böyle mi sessiz? Necati! Öğretmenim, öğretmenim. Tanju çok ses çıkarıyor. Necati arkada! Necati abi kaç! Acele edin. Geldik sayılır. İşte üzgün surat orada. Bir dakika. Tanju nerede? Musluktan çıkarken gofreti ıslandığı için ağlıyordu en son. Aman! Boş verin Tanju'yu. Kardeş, niye üzgünsün? Söylesene bize. Islandım ve üşüyorum çünkü. Duymadın mı? Anne, anneciğim. Her şey rüyaymış. Ne oldu? Her şey rüyaymış Remzi. Gülen suratlar bizi kovalamıyormuş. Ne gülen suratı? Ne kovalaması? Dolmalar bozulmamış. Ayrıca yarın pazartesi de değilmiş. Yarın pazartesi Necati. Necati! Ne işin var ya burada? Evine gitsene. Necati dur. O babaanne battaniyesi. Çok ağırdır. Bir yerini sakatlayacaksın. Babaanne gücü. Başardı. Benim için yaptı. Teşekkür ederim Necati. Artık üşümüyorum. Ha? Üşümüş ve ıslanmış bir fil. Ey millet, kimse yok mu? Üşüyen file yardım edelim. Yardım edelim. Gece bir uyutmasınlar. Yeter! Ay 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 ay! Kimler varmış burada? İkizler mi yoksa? Evet, şuradaki tek yumurtalı, diğeri çift yumurtalı. İsimleri ne? Biri kıymalı, diğeri kuşbaşı kaşarlı. Aa, şaşırmış bu ayol. Necati, yine pidelerini mi gezdiriyorsun sen? Kebapçıda fazla kutu kalmamış. Ben de bununla eve götürüyorum pidelerimi. Remzi, çabuk tut şunu. Hayır Salih. Sen ne zaman bir şey getirsen başımıza tehlikeli maceralar geliyor. Ne? Macera mı? Ben alırım. Necati, al bu yumurta sana emanet o zaman. Kazıdan çıktı, çok değerli bir parça. Gözünü ayırma ben dönene kadar. Acil bir sorun çıkmış, hemen geleceğim. Necati'ye sorumluluk mu verdin? Hayırlı işler. Aşk olsun Remzi'ciğim. Ben sorumluluk sahibi biriyimdir. Necati, yumurta nerede? Hey, üzerinde oturmuşum yanlışlıkla. Herkes sakin olsun. Ay, çok bağırınca gözüm karardı. Necati abi, sence de biraz abartmadın mı? Gözlerimi ayırmıyorum. Gözlerimi tutamıyorum. Gözlerimi o kadar sert kırptım ki enerjisiyle Salih'in verdiği yumurta kırıldı. Bunu nasıl yaparım? Necati abi, sen yapmadın. Baksana, içinden bir şey çıkıyor. Bu bir yavru ejderha. Üstüme geliyor Remzi. Ne yapmam lazım? Biraz süpürsem gider mi? Gitmedi ama tertemiz oldu. Necati, o yavru ejderha sana emanet. İyi davran. Ay canım, babası sandı beni. Bir isim bulmak lazım o zaman. İyi tamam.
Sen isim düşün, biz de Salih'e haber vermeye gidelim. Sana büyük büyük dedemin ismi çok yakışır. Kayısı. Oy kayısı dedem. Şimdi yukarıdan bizi izliyordur kesin. Ben yaşıyorum zaten. Ağaçta kaldım bir haftadır. Bak. Ah kayısı dedem, ah. Seni çok özlüyoruz. İtfaiyeyi ara özleyeceğine. Hop hop hop. Nereye bakalım? Acil durum var. Eşek Salih'i bulmamız gerekiyor. Eşek Salih mi? Böyle eşek gibi kulakları mı var? Bak böyle böyle. Evet evet. Salih deyince dönüp bakıyor mu? Evet evet. Hiç tanımıyorum. Dalga mı geçiyorsun arkadaşım? Şaka şaka. Ben komik güvenlikçiyim. Şurada aşağıda Salih. Amma yol yürüdük. Nerede bu Salih? Hem gizemli canavarlar da çıkmadı karşımıza. Böyle macera mı olur? Korkma da Nazma. Dur bak ne yapacağım. Evlat, 3000 yaşındayız biz. İdare edin. İmdat! Ha? İşte orada baba. Remzi, Şakir, kurtarın beni. Size ejderha yumurtası vermişim yanlışlıkla. Anne ejderha çok sinirli. Beni buraya hapsetti. Salih, o bıyıklar ne? Bir masalda görmüştüm. Prenses kurtulmak için saçlarını kuleden sarkıtıyordu. Hadi kurtarın beni. Tamam, tamam. Şimdi ben de hapsoldum. Ne yapacağız? Bilmem. Masalın sonunu okumadım ki. Ayıp oluyor ama öyle filan. Şurada iki yetişkiniz. Düzgünce konuşamaz mıyız? Anne ejderha geliyor. Bana müsaade. Şakir oğlum, Necati abine söyle yavru ejderhayı getirsin buraya. Gelirken makas da getirsin. Salih'in bıyıklarını kesip açılış yaparız. Ay ne kadar da çabuk büyüdün kayısı. Seni artık okula yazdırmak lazım. Affedersiniz. Çocuğumu okula yazdırmak istiyordum. Arkadaşım yazdır da bundan bana ne? Ne demek bana ne? Kayısı da her çocuk gibi okula gidecek. Okul servisinde en arkaya oturup kendini havalı sanacak. Yazdıramazsın arkadaşım, yazdıramazsın. Kimse kayısıma böyle diye. Arkadaşım burası tamirci, okul değil. O zaman hayat okulu burası. Neyse, ejderhamın yağına suyuna bakın. Düt düt. Seninle ne yapacağımı bilmiyorum ki. Tanju, baksana. Bir baba çocuğuyla ne yapar? Bilmem ki. Benim çocuğum yok. Çocuğu olan birine sor. Babanın çocuğu var mı? Olması lazım. Arayıp soralım istersen. Olur. Alo, baba. Baksana kimi vereceğim? Alo, alo. Tanju, bu muzun sinyali iyi çekmiyor herhalde. Afrika'dan bir muzun içinde buraya kadar dayandım. Şu geldiğim yere bak. Ben geri gidiyorum. Kayısı, ejderha maması bulamadım ama şarküteri görevlisi buldum. Bize yemek yapacak. Müşteri her zaman haklıdır. Şakir, git kendi kayısını kendin al. Benimkini götüremezsin. Babam ve Salih abi bir kulede hapsoldu. Ejderhanın annesi yavrusunu geri istiyor. Asla geri vermem. Annesi merak etmesin. Her gün muzla arayacağız onu. Necati abi dur. Babamları kurtarmak yine bana kaldı. Anne bak uçan fil. Filler uçamaz evladım. Yok bir de ejderha gördüm deseydin. Şövalye Şakir göreve hazır. Dur poşetleri karıştırmışız. Musluk tamircisi olan bendim. Şinasi efendi küvet akıtıyor. Hadi nerede kaldı? Artık musluk tamir edemem bu kıyafette. Ama hapsolmuş prenses varsa kurtarayım. Burada bizi bulamazlar kayısı. Artık burada yaşayacağız. Hop hop hop. Yok öyle kafanıza göre gelip yerleşmek. Niye geldiniz? Köy havası koklamaya. Alerjiye iyi geliyor diyorlar. Ne alerjisi? Remzilere alerjim var benim. Beni ikna ettin. Al iglonun anahtarları. Bu da oturum izniniz. Merak etmeyin baba. Kurtaracağım sizi. Sinirliyim ve önüme bakmadan yürüyorum. Baksam da göremem çünkü gözlerim bozuk. Davlumbaz borusu mu? Tahmin ettiğim şey değildir umarım. Dede geliyor dede. Peyami dede ne yapıyorsun burada?
Her gördüğün buraya dalın var. Her gördüğün dedeye de ne yapıyorsun demeyeceksin. Benim rolüm bu kadar. Ben şu dallumbazdan eve aktarma yapayım. Ya, kayısı, çocuğum ben sana buz yeme demedim mi soğuk soğuk? Lahmacun ya sıcak sıcak. Bu ne ya? Lahmacun buz tutmuş. Lahmacun arabalı dondurma olmuş. Abi bu kuşlar sıcak iklim hayvanı. Yer altındaki gizemli kalelerde yaşarlar. Burada olmaz böyle. Dur dur bir gaz vereyim düzelir. Bir yıldız kayıyor. Elveda muhtar efendi. Çok garip. Daha önceden bu lav havuzu yoktu. Maksat sana zorluk çıkarmak olsun. Ne yapalım? Sıkılıyoruz burada biz de. Canavar dede, hiç gölde taş sektirdin mi? Oo, eski yontma taşlar ne güzel sekerdi azizim. Aha. O zaman numaranı yapmanın zamanı geldi. Ay, ay, ay bir sıcak bir soğuk yaptırıyorsunuz bana hiç hoş değil. Dişim ben diş. Al elma, kemirirsin. Oo, sert bir meyve. Yaklaşık 3 dakikadır yoldayız ve ben her şeyi yemek olarak görmeye başladım. Mesela kolumu dürüm olarak görüyorum. Bunlar da ama büyüttü sorunu. En kötü suyun dibine batalikko. Buz ve dağ hem de mikrodalgalanmamış. Teşekkürler muhtar. Bizi kurtardın. Bir dahaki seçimlerde oyum sana. Sanırım yapılması gerekeni biliyorsun artık. Karınca gemisini ayağımıza paten gibi takıp buzul yarışı yapmak mı? Hayır, eve dönmek. Ama sıkıcısın muhtar. Yolluk olarak buzsuz buzlu çay ver de bari içimiz ısınsın. Salih abi, bıyıklarına ne yaptın? Şimdi ben neye bağlayıp bu merdiveni yollayacağım yukarı? Çık merdivene, gel yukarı. Biz bu masal işlerinden hiç anlamıyoruz, hiç. Ejderha! Çocuğum, yumurta nerede? Yavru ejderha çoktan yumurtadan çıktı. Onun yerine tavuk yumurtası getirdim, olmaz mı? Bunu hayır olarak kabul ediyorum. Fil Necati günü kurtarmaya hazır. En kahraman benim. Siz de yan karakterlersiniz. Necati, bu çocuğu neyle besledin? Kocaman olmuş 2 saatte. Kendi özel diyetimi uygulattım Remzi. Fena mı olmuş? Biliyorum kayısıcık. Ama ben senin baban değilim. Senin anneannen de değilim. En kötü kayınbiraderin olabilirim. Vedalaşmayı hiç beceremiyor. Hadi git, ben mutlu ol. Seni hiç unutmayacağım. Sonunda kurtulduk. Necati, çok üzüldün mü? Yok yok, iyi oldu Remzi. Çocuk bakmak amma pahalıymış. Bebek beziydi, mamasıydı, mangal dersiydi, dollastiydi. Dollastiği mi? Ömür boyu borca battım yani. Umarım Şakir musluk tamircisi olarak iyi para kazanıyordur. Neyse ki anne ejderha bu bir kese altını hediye etti. Hadi yine iyisin. Altın çikolata onlar evladım. Yolla da bir tane kemirelim. Ninjalar, görünmez sincaplar ve dans eden brokoliler. Çok güzel filmdi. Keşke baştan izlesek. Necati, zaten bitmedi film. İkinci yarı var daha. Oo, ben de hakem niye bitiş düdüğü çalmadı diyordum. Ben de filmi izlemeye geldim. Maç yönetmiyorum. Hocam, hatırım için kırmızı kart gösterir misin Remzi'ye? Sarı da olur. Hatırın için olmaz. Görüntüleri izlemek lazım. Neyse, Şakir'den telefon geldi. Anahtarı yokmuş. Eve gidip onu beklemem gerekiyor. Bana da köyden salça gelecekti. Onu beklemiştim. Meğer salça gelirken Mersin'den mola vermiş. Ekmeğe sürüp yemişler. Hadi Necati, ben gidiyorum. Filmin sonuna yetişirim. Ooo, işte görüntüler geldi. Hocam, buz gibi kırmızı. Hocam, buz gibi kırmızı. Kırmızı görmüyor musun? Göster kartı, göster. Kırmızı kart. Oley! Bravo!
bravo, çok güzel filmdi. Kusura bakma kardeş, kafana mısır fırlatmışım. Sıkıntı yok, ben de mısırım. Kardeşim, kimi alkışlıyorsun? Seni duyamazlar. Zaten tüm film boyunca konuştun. Filmdeki brokoller de konuşuyordu. Onlara bir şey demedin ama. Arkadaşım, huzursuzluk çıkaran sen misin? Biletini bir göster bakalım. Eyvah! Remzi'de kaldı biletler. Ciklet versem. Parfümlü mu? Hayır, nanesiz. Olmaz o zaman. Biletini göstereceksin yoksa gidemezsin. Telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Alo, Remzi. Arkadaşım, burası sinema, sinema. Telefonla konuşmasana. Şşt, bağırma. Sinema burası. Ay, çok affedersin. Necati, Şakir gelmedi hala. Film bitti mi yoksa? Sonunda ne oldu? Güvenlik biletim olmadığı için beni yakaladı. Bırakmıyor. Aa, çok acayip bir sonmuş. Dansçı brokoliler pilavla arkadaş olabildi mi peki? Remzi, film değil bu. Sinemada mahsur kaldım diyorum. Yedek dürümlerim de bitti. Acilen biletleri buraya getirmen lazım. Bir dakika, Şakir'e bağlanıyorum. Alo Şakir, okul çoktan bitti. Nerede kaldın? Evde seni bekliyorum bir saattir. Baba, şey... Aa, Şakir bu, Şakir. Yolladığım komikli videoyu gördün mü? Necati abi, meşgulüm biraz. Ata binen bir kedinin salatalık görünce korkudan takla atmasını izlemekten daha önemli ne işin olabilir ki? Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Dengeleyiciler, kötüleyiciler. Yaptığımız deney biraz ters gitti de. Biraz mı? Şuradaki karpuzun üçüncü kolu çıkmak üzere. İki kolun bacağım olması da yeterince garip değil mi? Aç kafa yaptınız mı? Ha? Yaptık. Bantla yapıştırmayı denediniz mi? İlk denediğimiz şey o oldu. İyi de beni bantlamanın deneyle ne alakası var ki? Çünkü çok panik yapıyorsun. İşte böyle. Panik! Canan okul bittiğinde dengeleyici maddeyi cebinde unutmuş. Onun gelmesini bekliyoruz. O buraya gelmeden eve gelemem. Necati abini kurtarman için eve gelmen lazım. Nasıl hallediyorsan hallet. Alo Canan, nerede kaldın? Canan mı? Bu işin sonu bakkal Fikri'ye kadar varırsa şaşırma. Bilet görevlisi Aylin teyze hastalanmış. Onun işlerine yardımcı oluyordum. Adamın biri biletini göstermemekte ısrar ediyor. O yüzden güvenliklerin yerine de ben bakıyorum. Dengeleyici maddeyi getirmen lazım. Babam beni bekliyor. Üzgünüm. Bu iş hallolmadan gelemem. Tamam tamam, şöyle yapalım. Ben şimdi güvenliği oyalayacağım. Sen de bana bir bilet kap gel. Ben zaten güvenliyim. Necati abi? Ha? Herkes karede, ben niye üçgenin içindeyim? Eyvah, durum kötü. Remzi, biletleri getir, kurtar beni buradan ne olur. Ya da dur, ben senin karene geliyorum. Necati, dur, bekle. Tamam, şu anahtarı Şakir için bir yere saklayayım, geliyorum. Bir saniye. Bir saniye doldu. Alo, alo. Yoksa sular mı kesildi? Necati abi, ne alakası var sularla? Sular kesilmiş. Musluğu kurcalarken anahtarı lavabonun içine düşürdüm. Yani önce Şakir'in gelmesi lazım, yoksa kapı dışarı kalırız. İyi de ben de Canan'ı bekliyorum. Sırayla sorunlarımızı çözmeyi deneyelim. Yoksa sonsuza kadar döngüde kalacağız. Önce ben deniyorum. Güvenlik tepeme çıktı da biraz. Ayıp olmasın şimdi. İndir beni. Sen çıktın zaten. Ben çıktım ama inemiyorum. Aklıma bir fikir geldi. Madem size bir film borcum var, izlediğim filmi size iade edeceğim. Arkadaşım, kıyafet mi bu iade ediyorsun? Nasıl yapacaksın onu? Baştan sona anlatacağım. Bak şimdi, bir tane sincap var. Tamam mı? Bir sabah uyanıyor, bir bakıyor görünmez. Tabii bakıyor ama kendisi de göremiyor. Muhteşem sevinçli. Çünkü üstündeki tişörtü de lekeliymiş. Leke de görünmez olmuş. Dur, ne olur dur. Sen de aynı filmdeki pırasa gibi sinirlendin. Oyuncu potansiyeli var sende. Bak ne diyeceğim. Bir film çekeyim, başrolü sen oyna. Ödeşelim. Şimdi ilgimi çekmeye başladın. Sonra o filmi de izleyelim. Ama yine biletim yanımda olmasın. Ve yine mahsur kalayım. Anneciğim. Şimdi de ilgimi kaybetmeye başladın. Ben role giriyorum. Ninja kostümünü kendimiz mi getiriyoruz? Hani ben ninja olacaktım? Şşt, pırasaları alamaz. Hadi son sahne kaldı. 3, 2, 1, fırtırı fır, 36, löpür. Hatırlayamadın değil mi? 3, 2, 1, kayıt diyeceksin. Kayıt. Kayıt. Şaşırdın değil mi? Seni kurtaran pırasa en başından beri bendim. Şimdi de dünyayı kurtarmaya gidiyorum. Bravo, bravo. Şşt, sinema burası, bağırma. Asıl sen bağırma. Şaşırdım ben. Hadi izleyelim.
perdeye yansıtıyorum. Üç, iki, bir, kapır. Kayıt diyeceksin, kayıt. Neyse, başlıyorum rolüme. Ha? Bu kadar zamandır kendini mi çekiyordun? Aa, ben de fil kostümü giydin sanmıştım. Madem öyle, hiçbir yere gidemezsin. Bu ses ne? Başarısız oldu. Başarısızlar tamamım ama kırmızı çarpıdan hiç hoşlanmam. Hayır! Pekala, Necati başarısız olduğuna göre sıra bende. Bir ayağım kapıda. Azıcık uzanırsam yetişirim herhalde. Ha? Huysuz Cüneyt, sen ne yapıyorsun? Anahtarımı almadan bakkala gidiyorum. Kesin yolumdan. Tamam tamam. Bacaklarımız dolanmasın ama. Dikkat et. Çok az kaldı. Başarısız oldu. Bu ne? Al şunu üstümden. Affedersin. Remzi başarısız oldu. İşler daha ne kadar kötü gidebilir? Sakin ol kumpir. Deney Mirket abinin kontrolünde. Baksana cihazı elleriyle tutuyor. Ne cihazı? Dikiş yapıyorum ben. Canan dengeleyici maddeyi getirmediği sürece hiçbir şey kontrolümde değil. Canan gelemiyor. Alternatif bir çözüm lazım bize. Hiçbir şey olmamış gibi evlere dağılalım. Necati abi sabah süpürür. Biz de dikiş dikelim. Dengeleyici madde için yağmur dansı yapalım. Aman ne dengeleyici maddeymiş şu da. Ananas koyuyorum ben onun yerine. Ne olacak? Olacaksa olsun. Uçan ananaslar. Uçabiliyorum. Konuşabiliyorum. Aman ne başarı. Ben de moral bozabiliyorum. Başarısız oldu. Son çare ben kaldım. Dengeleyici maddeyi yollamalıyım ama nasıl? Acaba Necati abi ne yapardı? Simit çay yapardım. Sonra da dökülen susamları parmağımla toplardım. Niye Necati abiden akıl alıyorsam zaten? Sanırım buldum. Sıra bende. Sıra bende. Beni de fırlat. Necati abi sen gerçek değilsin. Hayalsin. Ne olur bir kere denesen. İşte geliyor. Şu laboratuvara doğru yaklaşmakta olan bir cisim var. Şu çocuğun cisme çok ihtiyacı varmış gibi görünüyor. Sen gıcıklık kotanı doldurdun mu bugün? Evet abi. Önce sabaha kadar kaklayıp herkesi uyandırdım. Sonra da vapurdakilere sataştım. Ben daha bir şey yapmadım bugün. O zaman sıra bende. Niye böyle bir şey yaptınız? Abi martıyız biz. İşimiz gıcıklık yapmak. İş başa düştü. Dur sana bir türkü okuyayım da keyfin yerine gelsin. Kalk 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 kalk. Hemen geri dön. Dur çabuk. Abi yanlış cümleler kuruyorsun. Çok biliyorsun. Sen bir şey söyle madem. Abi cüzdanın düştü abi. Nerede? Hey bir dakika. Benim cüzdanım yok ki. Şu an gerçekten bu mu sence önemli olan? Her işi benim mi yapmam lazım yine? Kadriye gücü! Anne? Anne tabii. Sen çabuk o dengeleyiciyi buraya getiriyorsun. Anne kızması. Tek zayıf noktam. 3 saniyen var. Şimdi git tabağındaki brokolileri bitir. Hemen. Bir dakika. Ne tabağı ne brokolisi? Bu saçmalığa bir son vermenin zamanı geldi. Abla ben de gideyim mi? Hiçbir yere gitmiyorsun ananas efendi. Daha seninle işimiz var. Gidiyor. Abla ben at değilim ama çok ikna edici bağırdın. Dıgıdık 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 dıgıdık. Sen geç bakayım şöyle. Remzi sen de benimle geliyorsun. Göster biletini. Ben güvenliyim. Sen göster biletini. Ben de biletim. Sen göster güvenliğini. İyice şaşırdı Necati abi. İşte biletler. İşte biletler.
Ben güvenlik, ben var gitmek. Sonunda bölüm bitmek. Aa Şakir, ananas olmuş. Hiç söylemiyorsunuz. Necati boş ver şimdi ananası. Döngüyü kırdık, kurtulduk. Oley! Üzüyorsunuz insanı. İnsan mı dedim ben? Oley! Lay lay lay! Şey! Ne oldu? Sen ne yaptın? Anahtarlarımız yok bizim. Eve nasıl gireceğiz? Ayol merak etmeyin, bende var. Ananasta kaldı anahtar. Boş verin. Ne olursa olsun halaya devam. Hoppa! Yeah.